Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda düşük elodaki arkadaşların işine çokça yarayacağını düşündüğüm birkaç taktik göstereceğim. Çeşitli haritalarda göstereceğim bu taktikleri ve çeşitli karakterlerle birlikte göstereceğim. Taktikleri gösterirken de 3-5 bir şey anlatacağım. Bunların hani düşük elodaki arkadaşların dediğim gibi rank atlamasına yardımcı olacağını düşünüyorum. İlk olarak Ascent haritasındakilerle başlayacağım. Aralarında tabii ki de hani bazılarınızın bildiği, denk geldiği şeyler olacak. Hani siz bildiklerinizi, bilmediklerinizi veya kendi taktiklerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz Beni memnun edersiniz. Ayrıca bana destek olmak için lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. O aşağıdaki zile de basarsanız bildirimler için beni ekstra memnun edersiniz diyelim. Ve hemen ilk taktikimiz ile başlayalım. Sizlere bahsedeceğim ilk taktik Cypher'ın kamerasıyla alakalı olacak. Genelde B setup'ınızı yaparken kamerayı bu noktaya atabiliyorsunuz hızlı bir info almak için. Fakat kamerayı bu noktaya bırakmak yerine satın alma evresinde bile bırakabildiğiniz bir alan olan bu noktaya kamerayı bırakırsanız bu satın alma bariyerleri ortadan kalktıktan sonra hızlı bir şekilde rakibin infosunu alabileceksiniz. Bana kalırsa tüm Cypher kameraları arasında en kullanışlı olan, en hızlı info alabildiğiniz kameralardan biri bu. Bu kamerayla B'nin main tarafına bakarken eğer Cypher'la siteden tutuyorsanız marketten giren çıkanları da görebiliyorsunuz. Bu yönden de çok kullanışlı bir kamera. Bu kamera ayrıca tek taraflı bir kamera değil. Saldıranlar tarafında da işinize yarıyor. Açtınız bu bölgede pusan var mı? Marketten kim tutuyor? Saitta kim nerede? Bunu anlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte örneğin bombayı kurdunuz Kayıkhane tarafına pusunuz Kameranızı açtınız. Kim ne taraftan rushluyor? Üstünüze geliyor. B gelen var mı? Vesaire. Bunları da kontrol edebiliyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi oyun içerisindeki bence en kullanışlı, en güçlü kameralardan, Cypher kameralarından biri bu. Şimdi yine Ascent e işinize yarayacak. Küçük bir Sage taktiğinden, Sage duvarından bahsedelim sizlere. Bu duvarımızı B'nin lane bölgesine, yani bu bölgeye atacağız. Bu duvarı iki çeşitli olarak atabiliyoruz. Bir, bu şekilde düz olarak bırakabiliriz. İki, bu şekilde çapraz olarak bırakabiliriz. Bunları hangi durumlarda kullanmalısınız. i̇lk onu anlatayım. Örneğin B'ye giriş yapıyorsunuz. Takım arkadaşlarınızı bloklamak istemiyorsunuz. Duvarınızı açtınız. Bu şekilde bir saydı çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. İki marketi kontrol edebiliyorsunuz. Üç savunanların base'inden gelecekleri kontrol edebiliyorsunuz. A rotation'ını bu duvar ile birlikte kesebilirsiniz. Bu duvarı düzeltme seçeneğinizin yanında çapraz olarak bırakırsanız da bomba kurulduktan sonra çokça işinize yarayacaktır. Yine aynı şekilde marketi görebiliyorsunuz. A'dan gelecekleri B'nin savunanlar tarafından gelecekleri görebiliyorsunuz yine sahide de rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Fakat bu duvarı çapraz kurduğunuz zaman takım arkadaşlarınızı bloklama şansınız var. Dolayısıyla hani bunlar takım arkadaşınız sahipteyken yaparsanız bu duvarı sizin adınıza daha iyi olacaktır. Düşman oyuncular bu duvardan kolay bir şekilde geçemeyecektir ve buradan geçmek için genelde duvarın bu bölgesini kıracaktırlar. Fakat yine baktığınız zaman onlara çok dar bir açı bırakıyorsunuz. Dolayısıyla hani buradan geçecek düşmanları kolay bir şekilde de avlayabilirsiniz. Bu duvarı kullananlar varsa görüşlerini de yorumlar kısmında bekliyorum. Onu da belirteyim. Yine aynı şekilde B'de işimize yarayacak başka bir duvar daha var. Bunu Grim izleyenler zaten biliyordur. Duvarımızı bu şekilde kuruyoruz. Bu şekilde B main'den gelenleri görebiliyoruz. BB'nin arka tarafındaki deep bölgeyi, derin bölgeyi görebiliyoruz. Yine A tarafından gelecekleri görebiliyoruz. Bu hem bomba kurulmadan önce sayda gelecek puşları kesmede hem de bomba kurulduktan sonra işinize çokça yarayabilir. Özellikle takımınızda smoker varsa ve bu bölgeleri smoklarsa burada duran düşmanları, buradan smoke sızmaya çalışan düşmanları görebilirsiniz. Dolayısıyla hani bunun da kullanışlı bir duvar olduğunu düşünüyorum. Bu duvara açmak için duvarın görselinin kutunun üstünde olmasını bekleyin. Bazı durumlarda duvarın altında kalabiliyorsunuz ama eğer takımınızda jet veya omen varsa onlardan hani o faillediğiniz takdirde duvarın üstüne çıkıp bu bahsettiğim taktiği bu bahsettiğim yöntemi kullanabilir. Esen haritasındaki A bölgesindeki en sıkıntılı durumlardan biri genellikle düşük elelolarda bu durum bilinmiyor veya atlanıyor. Bu butonu basmaya gelen kişiyi duvarın arkasından öldürebiliyorsunuz. Örneğin düşmanlarınız A bölgesine sızıyor ve bir tane düşmanınız mutlaka butona basmaya gelecektir. Bu duvarı taradığınız takdirde düşman ölecektir. Şöyle bir örneğini de göstereyim sizlere. Bu şekilde dolayısıyla düşmanın nerede olabileceğini ayarlamasında yaptıktan sonra bu duvarı tararsanız arkasındaki düşmanı avlayabilirsiniz. Hani bu şekilde sayı avantajını da sağlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bind haritasında göstereceğim şeyler genellikle teleport içindeki düşmanlara yönelik olacak. Dolayısıyla hani orada sıkışan bir düşmanı oradan bir düşman çıkarmaya çalışıyorsanız bu göstereceğim yöntemler işinize yarayacaktır. Örneğin düşmanlar tp arttı ve tp içerisindeki düşmanları çıkarmak istiyorsunuz. ki Yani bu tp içerisinde sıkışan düşmanlar çok sık karşılaşılan durumlardır. Bazı durumlarda siz saldıranlardayken bombanız tp içine düşebilir. Dolayısıyla hani bunlar sıkıntılı durumlar çıkarabiliyor. Eğer bir iş kullanıyorsanız artış sasıntısı direkt bu noktada geçmeyecek. Artçı sarsıntı. Evet. Bir için bu yeteneğini teleporttaki düşmanı çıkarmak için A'nın bağlantı tarafından atacağız. Şu an haritada da zaten ayarlamasını görüyorsunuz. Bıraktığınız takdirde içeriye büyük bir hasar verecektir. Eğer içeride düşman varsa onu oradan çıkaracaktır. Bununla birlikte bu yeteneği bu noktadan da kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla kapının dibine gitmenize ve kendinizi riske atmanıza gerek yok. Aranızda mutlaka bilenler vardır. Raising Bombotu ile birlikte teleport kapılarını ters taraftan açabiliyorsunuz. Burada küçük bir beyazlık var. Bırakıyorsunuz ve kapı açılıyor. Gayet basit bir taktik. Az önce gösterdiğim yöntem dışında da bu noktadan bırakırsanız Bombotu kapı açılacaktır. Bombotu ne oldu böyle ya? Bu şekilde eğer bu taktiği içeri girmek için kullanacaksanız bir sıkıntı yok ama içeriden birini çıkaracaksanız mutlaka yanınızda bir takım arkadaşınız olduğuna dikkat edin. Yoksa düşman size biz buradayız yapar, kafanıza teki yersiniz. Ona dikkat edin. Yine az önce gösterdiğim yöntem diğer teleport kapısı için de gerçekleşiyor. Hani kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın iki kapı içinde bu taktiği bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Bu kapı açma durumunu özellikle teke kaldığınız durumlarda silahınızı sevlemek istiyorsanız kendinizi güvence altına almak için de kullanabilirsiniz. Hani teleport sesi de duyulmayacağı için kullanışlı olabilir. Şimdi brimstone ile anlatacağım şey çok küçük bir bilgi olacak fakat genelde atlanan şeylerden biri bu durum. Bildiğiniz gibi birçok ajanımızın birçok yeteneği teleporttan geçtikten sonra teleport kapısını açabiliyor. Brimstone kuvvet işareti de teleport kapısını açmanıza size yardımcı olacaktır. Bu arada araya sıkıştırmak istediğim bir bilgi var. Geride bıraktığımız güncelleme gelmeden önce şu an aşağımda gördüğünüz nokta bir boşluktu. Bu noktaya bir kutu eklemişler. Burası önceden boşluk olduğu için bazı yeteneklerinizi bazı bölgelerden yollayıp bu teleport kapısını açabiliyordunuz. Fakat buraya tahta eklendiği için artık bu taktikler boşa çıkmış oluyor. Bunun bilgilendirmesini de yapayım. Hani eski videolardan görürsünüz taktiği denersiniz başarısız olursunuz. Hani bunu bu yaşansın istemem öyle söyleyeyim yani bind'da göstereceğim son taktikte Viper oynayan arkadaşlar için B'den A'da triple box'taki bomba kuranı öldürmeniz için bir taktik. Bu köşeye yerleşiyorsunuz. Crosshair'ınızı bu noktada tutuyorsunuz. Küçük bir ayarlama, yapması gerçekten zor değil ve bırakıyorsunuz. Asit havuzunuz bu noktaya yerleşecektir ve bombayı buraya kurduğunuzu da hesap edersek bu şekilde düşmanınızın canı azalacaktır ve en nihayetinde ölecektir. İki tanesini ard arda attığınız zaman da zaten ele almanız kaçınılmaz olacak. Bunu da belirteyim ben bu taktiği tek başınıza kaldığınız zaman kullanmanızı pek önermem çünkü riskli bir taktik başarısız olma ihtimali var. En azından bir takım arkadaşınız hayattayken bu taktiği denerseniz sizin adınıza iyi olacaktır. Asit havuzlarını yolladıktan sonra B'deki teleportla direkt hamamdan bomba tarafına gelebilirsiniz. Şimdi de heaven haritasında A bölgesinde işinize yarayacak iki mükemmel duvarı göstereceğim sizlere. Bunun için sadece tabii ki de bir seyce ihtiyacınız var. Duvarımı bu şekilde yerleştireceğim ama duvarın uzun görselde olduğuna dikkat edin. Bu şekilde duvarımızı yerleştiriyoruz. Dediğim gibi Raze ile, Oman ile veya Jet ile bu duvarın üstüne çıkabilirsiniz. Bu duvarın üzerine çıktığınız zaman bu duvar ile birlikte Long'u, A'nın Long tarafını gayet rahat bir şekilde kesebileceksiniz ve gerçekten kolay killer alabileceğinizi düşünüyorum. İkinci göstereceğim duvar ise A'nın Short'unu korumak için olacak. Bu duvarı çok basit bir şekilde direkt böyle kurabilirsiniz. Sonra buraya kırarsanız bunun üstüne bir jet yollarsınız, onunun yollarsınız. Oradan arkadaş e, şorta bakar ve yani işinize yarar diye düşünüyorum. Ama bu duvarı ile e, birlikte self boost olarak da kullanabilirsiniz. Buradan gelirsiniz, böyle mükemmel bir atlayış yaparsınız. Duvarınızı elinize alırsınız. Koşarsınız ve bırakırsınız. Mükemmel bir şekilde buraya yerleşirsiniz. Yani bunu kırmanız sizin adınıza iyi olacaktır düşmanların duvarın alt tarafını, fazlalık kısmını görmemesi iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde buradan şorta bakabilirsiniz. Yine baktığınız zaman long'dan bir push geldiğinde de ilk bakılacak yer burası olmayacaktır. Dolayısıyla hani A'da çok şey işinize yarayacak bir duvar olduğunu düşünüyorum. Yine short'tan giren bir düşman olarak da görelim kendimizi. Duvara ne kadar dibe girdikten sonra görülebilir bu durumda? Hani ancak sizin takı, sizin veya takım arkadaşınızın ayakları gözükebilir burada. Hani ona da dikkat edersiniz, daha hızlı bir şekilde rakibinizi avlarsınız diye düşünüyorum. Bu arada ayak sesleriyle alakalı da bir bilgi vermek istiyorum size. Koştuğunuz zaman şu an görselde gördüğünüz gibi bir çember ortaya çıkıyor. Birçoğunuzun bildiği gibi bu çember aynı zamanda bombadan kaçmanıza da yardımcı oluyor sizlere. Bomba kurulduktan sonra haritada bombayı görebiliyorsunuz ve bu çember dışına çıktığı zaman bomba, bomba alanından çıkmış oluyorsunuz. Bu durumu zaten büyük bir çoğunluğunuz biliyor. Bu çember aynı zamanda düşmanların sizi duyabileceği menzili de gösteriyor. Şu an çemberin alanına baktığınız zaman B'nin A link bölgesindeki düşmanlar sizi duyabilirken A'nın short arkasındaki, lobby arkasındaki düşmanlar sizi duyamıyor. Bu tarz bir mantığı var. Çok basit. Dolayısıyla bazı bölgelere koşarken ve bazı yerlerde düşman olduğunu tahmin edebiliyorsanız bu çemberi dikkate alarak koşarsanız sizin adınıza daha iyi olacaktır. Evet benim bu videoda size bahsedeceklerim bu kadardı. Başlıkta 10 taktik olarak göreceksiniz. Fakat ben 11 taktik gösterdim. Mümkün olduğunca da ayrıntılı olarak bahsetmeye çalıştım sizlere. Hani Brimstone'un taktiği pek de taktik sayılmaz. Küçük bir bilgi olduğu için onu katmıyorum bunların arasına. Bu tarz videolar görmek isterseniz ki zaten 5-6 aydır hani çeşitli aralıklarla bu tarz videolar yüklüyor Videoyu beğenirseniz beni ekstra memnun edersiniz. Bana destek olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarsanız da bizim adımıza gayet iyi olur. Dediğim gibi benim söyleyeceklerim bu kadar. Devam eden çekilişi açıklamalar kısmındaki linkten katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.